Kısa bir aranın hemen ardından yeniden birlikteyiz. Bu kez objektiflerimizi Kazakistan'a çeviriyoruz. Türkiye'nin hepsine selam söylüyorum. Hepsini seviyorum. Kırgızistan, Türkmenistan ve Rusya'dan sonra şimdi Kazakistan'dayız ve Kazakistan'da çok başarılı genç bir iş adamı dostumuzla birlikteyiz. Turkuaz İcra Kurulu Başkanı Sayın Müjdat Güler'le birlikteyiz. Müjdat Güler çok yönlü bir iş adamı. Dediğim gibi hem bir iş adamı hem bir ekonomist. Aynı zamanda da çeşitli araştırmaları olan, çeşitli incelemeleri olan ve kitapları olan bir araştırmacı. İşte şu anda Müjdat Bey'in bir kitabını görüyorsunuz. Orta Asya ve Kafkaslara Türk Bakışı. Müjdat Güler. Gerçekten güzel bir kompozisyon olmuş. Hayırlı olsun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bu yeni mi çıktı Müjdat Bey? Evet. Yasın. Kitabımız yeni çıktı. 15 gün oldu. Amacımız şu. Ben 92 yılından 2007 yılına kadar 15 yıllık bir süreçte Orta Asya ülkelerinde Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Tacikistan'da, Özbekistan'da ticari, sanayi pek çok konuda faaliyet gösteren bir şirketin ortağı ve mensubuyum. Hem bu konudaki birikimlerimi Türk kamuoyuna, Türk entelektüel camiasına aktarmak istedim. Aynı zamanda biliyorsunuz Orta Asya ülkeleri Türkiye gibi kalkınmakta olan, yeni pazarlara ihtiyaç duyan, dünyada yalnız olmak istemeyen, dostlarla beraber olmak isteyen ve olması gereken bir ülke için çok cazip ornaklar, fırsatlar sunuyor. Ben Türkiye'nin bu olanakları, fırsatları iyi değerlendiremediğini, o coğrafyadaki ağırlığının her geçen gün artmak yerine biraz daha düştüğünü gözlemliyorum. Bir Türk olarak Türkiye'yi seven, Türkiye'nin o ülkelerde güçlü olmasını, etkin olmasını isteyen ve olabileceğini düşünen bir insan olarak bu süreçten çok üzülüyorum. Bu kitapla amacım Orta Asya'yı, Kafkasları yeniden Türkiye'nin gündemine getirmek, Türkiye'nin bu coğrafyada kaçırdığı fırsatları vurgulamak, yapabileceklerini ifade etmek, Türkiye'ye haddimiz değil ama o coğrafyayla ilgili bir vizyon sunmak. Bunda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Aynı zamanda Türkiye'nin Orta Asya'da şu ana kadar yapılmış, yapılmakta olan pek çok ekonomik, siyasi, sosyal politikadan çıkarması gereken dersler var. Onlar da kitapta bizim görebildiğimiz kadarıyla, düşünebildiğimiz kadarıyla okuyucunun dikkatine sunuluyor. Müjdat Bey, siz tabii Orta Asya'yı çok iyi bilen bir iş adamısınız ama siz aynı zamanda Avrupalısınız. Çünkü Almanya'da dünyaya geldiniz. Evet. Ama ömrünüzün önemli bir kısmı Orta Asya'da geçti. Evet. Aynı zamanda da bir Kazak iş adamısınız siz. Evet. Çünkü firmanız bir Kazak firması. Tabii, firmamız bir Kazak. Böyle çok yönlü bir yapınız var. Nasıl bu sentezi nasıl yorumluyorsunuz? Genç, dinamik bir insanım. Pek çok farklı alanda olmayı seviyorum. Ve hayatla mücadele etmekten mutluluk duyuyorum. Böyle mutlu oluyorum. İnşallah bu özelliklerimize ilaveten bir siyasetçi boyutumuz da var. Türkiye'ye hizmet etmeye çalışacağız. Vatandaşlarımız bize görev verirse. Duyduğuma göre aday olmuşsunuz. Evet, Demokrat Parti'den Tekirdağ Milletvekili adayıyım. Hem iş dünyası, hem ekonomi, hem de siyaset biraz zor olmayacak. Şimdi şu, kesinlikle bunların beraber götürülmesi zor. Fakat milletimiz görev verirse bundan sonra benim birinci önceliğim siyaset olacak. Ülkeme, bölgeme, insanıma hizmet etmek için pek çok konudaki yeni atılımlarımızdan, bazı şeylerimizden feragat ve fedakarlık etmiş olacağız. Ülkemizi seviyoruz, ülkemize hizmet etmek istiyoruz. Müjdat Bey, siz yıllardır Orta Asya'dasınız ve biraz önce dediniz ki uygulanan bazı politikalar yüzünden etkinliğimiz giderek azalıyoruz, güç kaybediyoruz. Bunu birkaç örnekle açabilir miyiz? Tabii ki açabiliriz. Şimdi
Orta Asya, Ortadoğu'dan sonra dünyanın en büyük enerji kaynaklarına sahip. Aynı zamanda Türkiye konumu itibariyle Orta Asya'nın, Kafkasya'nın çıkardığı enerji kaynaklarının dünyaya pazarlanmasında uygun bir ülke. Bakü, Ceyhan, Tiflis petrol boru hattıyla beraber bir mesafe aldık bu konuda. Bu hatla beraber Kazakistan iki sefer açıklamalarda bulundu. Devlet Başkanı Azze dedi ki biz Bakü, Ceyhan petrol boru hattına Hazar'ın altından bağlanmak istiyoruz. Türkiye buna karşı çok duyarsız kaldı. İki hafta evvel Putin Kazakistan ve Türkmenistan ziyaretinde Rusya üzerinden yeni bir hat yapması konusunda anlaşma imzaladı. Bakü, Ceyhan tek başına Türkiye'yi bir enerji koridoru haline getiremez. Fakat Türkiye'yi enerji koridoru haline getirebilecek bir sürecin başlangıcı olabilirdi. Türkmenistan'da benzer bir süreç var. Türkmenbaşı Mütahit Nefar dedi ki Hazar'ın altından Bakü, Ceyhan'a paralel bir doğal gaz hattı oluşturalım. Çünkü onlar da dünyaya farklı kanallardan açılmak istiyorlar. Türkiye bunu çok iyi değerlendirebilirdi, değerlendiremedi. Orta Asya'yla tarihi ve Kafkasya'yla tarihi, kültürel, sosyal ilişkilerimiz var. Fakat ekonomiyle beslenmeyen, ticaretle beslenmeyen ilişkiler çok uzun vadede çok başarılı sonuçlar doğurmayacaktır. Türkiye, Orta Asya ve Kafkasya'yı birinci önceliğine almalı, orayı etki ve genişleme sahası olarak kabul etmeli, buna uygun politikalar takip etmeli. O coğrafyada etkin ve etkili bir Türkiye, Avrupa Birliği içinde, Amerika Birleşik Devletleri içinde çok daha önemli bir ortak ve unsur olacaktır. Çok daha dikkate alınacaktır diye düşünüyorum. Şimdi sizi birkaç ay önce yaptığımız bir törene götürmek istiyorum. Çünkü Müjdat Güler Kazakistan'da yılın iş adamı seçilmişti ve törene çok sayıda devlet adamı, çok sayıda yüzlerce iş adamı katılmıştı ve Müjdat Güler ödülünü Sayın Mehmet Ağar'ın elinden almıştı. Şimdi isterseniz o törene bir gidelim, bakalım neler yaşanmış. Sonra Müjdat Bey'le sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Kazakistan'da yılın iş adamı Müjdat Güler. Şunu ifade etmek isterim. Yurt dışındaki faaliyet gösteren bütün Türk firmaları yurt dışında birer Türk bayrağıdır. Ticaret yapmak, para kazanmak, yatırım yapmak bunlar önemli şeyler. Ama en az bunlar kadar önemli olan bir şey. Bayrağı dalgalandırmak, yere düşmemek. Bu da çok önemli bir hizmet. Bu ödülü ayrıca genel başkanım, her şeyin önüne kaldığım büyük devlet adamı Sayın Mehmet Ağar'dan almış olmak şereflerin en büyüğü. Kendisine saygılarımı, sevgilerimi, teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bütün misafirlere teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun efendim. Biz teşekkür ediyoruz. Müjdat Bey, görüntüleri birlikte izledik. Neler hissettiniz? Çok güzel bir törendi. Ödül çok önemli bir ödüldü. Hem programımızın hem Kanal Y Televizyonu'nun takdir ettiği bir ödül. Çalışan, ortaya eser koyan, başarılı olan insanlar eğer ödüllendirilirse o insanlar daha fazla kamçılanıyorlar. Hayata, mücadeleye daha şekle sarılıyorlar. Benim için de bu ödül böyle bir anlamda oldu. Ben o yüzden hem size hem programa ve televizyona özellikle teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi ödül alan kişilere baktığımız zaman da hepsi kendimi istisna tutayım. Türkiye'nin ve coğrafyalarımızın yani Orta Asya Kafkas coğrafyasının çok önemli, gerçekten çok büyük hizmetleri olan şahısları. O yüzden de size teşekkürlerimi ve saygılarımı bir kere daha sunmak istiyorum.